Herkese merhaba. Şimdi bugünkü yaptığım iş buradaki plastik folluğumuzun içine halı flex kesiyorum. Folluğun için ölçülerini aldım. Buraya kalıbını çıkardım. Şurada birkaç tane kestim şu şekil. Hem pollukları çıkartıyorum, temizliyorum, sabunluyorum, yıkıyorum. Hem de işlerin havalarını kesiyorum. Şimdilik bu kadar, devam edeceğim. Evet. Evde kullanılmayan bir halı flex vardı, onu çıkardık. Böyle işte yani. Hindileri dışarı bıraktım. Burada çimin içine geldiler. Buradaki çiçekler de şehirdeki eve gidecek. Yoksa burada bunlar soğuk kalır. Bunlar herhalde küde erkek olması lazım. Hindiden anlayan varsa yorum yazsın. Bunların üçü de erkek sanıyorum. Neyse, halı flex kesme işine devam edeyim. 30 tane folluk var, 20 daha alacağım. 50 tane bundan kesilecek. Devam edelim. Annem de badem topluyor. Bademi çırptı. Hadi buna kolay gelsin. Tekrar merhaba. İçeride bulunan 30 tane folluğumuzu hepsini çıkardım. Burada işlerini, halılarını 30 tane kestim. Güzelce, tam birebir ölçüde. Şimdi folluklarımızın çıkan yerlerini pürümüzle dağlayacağız. İçeri girelim. Kızlar. Şimdi kollukları söktüğümüz yerler biraz kirlenmiş. İçinde talaş vardı, fayansla plastik arasında. Bu sefer ihtimale karşı bitkileri, böcek olayına karşı bunları birazca yakacağız. Bu iş ilaçtan daha etkili tabii ki. Evet. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi kapatalım. Bir daha sonra bu duvara fırça yardımıyla, çekil kızlar, fırça yardımıyla kaba pisliğini bir hafif bir nemli fırça yapalım. Evet.
Fırçamız nerede? Burada. Bu fırçamızı hafiften, hatta hiç ıslatmayalım. Islatmak mantıklı gelmedi. Nasılsa pürümüzle yaktık. Yakılanlar kurumuştur. Onlar büyük bir ihtimal fırçayı çalınca dökülecektir. Bakalım şimdi. Kapımızı da örtelim. Bu plastik ızgaralar çok iyi oldu arkadaşlar. Burada priket koydum ya, acemiliğe denk geldi. Tam ayarlayamadım içini. Daha sonraki ilk temizlikte buradaki plastikleri buraya kaydıracağım. Forlukların altına priket koyacağım. Boşluğu oradan vereceğim. O tarafa tam sığsın. Bir deneyelim bakalım. Evet. Böyle daha iyi. Bu halı feksleri tek tek kesmek makasla çok zor oldu. Resmen elim su topladı makastan. Görüyorsunuz değil mi verdiğimiz emeğe, uğraşı. Millet ona rağmen yumurta yapma halı diyor. Bu halı ise yeme kardeşim diyor. Yumurta kolay üretilmiyor yani. Öbürüne sadece yem vurmayla, su vurmayla yumurta olmuyor maalesef. Böyle emek verip tavukların sağlığını önemsemezsen yiyeceğin yumurta da sağlıklı olmaz. Sağlıklı olmayan yumurta da ucuz olur maalesef. Onun için yumurta sabah yediğiniz protein deposu, vitamin deposu. Yumurtaya, ucuz yumurtalarla emek verilen yumurtalara ayırın birbirinden bence. Bu yeterli. Duvarı ıslak fırça sürmek istemiyorum. Şimdi gidip kolluklarımızı güzelce bal dök yala yapalım. Halılarını koyduktan sonra duvarımızı asalım. Vidalarını sıkılayalım. Bitince tekrar devam edeceğim. Görüşürüz. Evet, tekrar merhaba. Yağmur başladı. Buradaki forlukları yıkadım, temizledim. Şimdi buradaki forlukları da yıkamaya devam edeceğim. Üstümüz ıslanmaz burada. Bunlar da bittikten sonra takma işlemine devam edeceğiz. Görüşürüz bakalım nasıl olacaksa. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kaldı. 30 forluktan. Vay be. Daha yarı yeni geçmiş. Bunları yıkadım, temizledim. Buraya koydum. Şimdi bunları kurulayacağız bir de arkadaşlar. Elim dondu ama kıpkırmızı oldu soğuk sudan. Sular soğudu. Devam edeceğiz. Bitireceğiz bunu. Çünkü sabah yumurta işi var. Forlukları bugün yıkayıp, temizleyip, kurulayıp halılarını koyup yerlerini asmak zorundayız. Devam. Görüşürüz. Evet. Tekrar merhaba. Forlukları duvara asacağım yerler fayans çok kirliydi. Orada çatlak var, orası kir değil de kirliydi. Cifledim komple duvarı. Tam temiz olsun dedim. Ondan sonra dezenfektanını da sıktım. Şimdi forlukları teker teker getirip vidalarını asacağım. Halılarını koyup vidalarını sıkalayacağım. Bittikten sonra tekrar videoya devam ederiz. Tekrar merhaba. Şu anda saate bakmadım. Saat 21.45 olmuş. 12'de başladım. Ama 10 saat sürdü. 10 saatte forlukları söktük. İçine halılarını kestik. Forlukları güzelce sabunlayıp dezenfekte ettik. Forlukların dahil olmuş olduğu duvardaki fayansları sildik. Dezenfekte ilacı sıktık. Tekrar forlukları yerlerine vidaladık. Suluklarımızı ve yemliklerimizi
yıkayıp temizleyip kuruladık. Foluka da tabii kurulayıp astık. Şu anda bakıyoruz, 2 tane kurt tavuğumuz var. Hatta 3 tane kurt tavuğumuz var. Evet. Yorucu bir gündü. Değil mi kızlar? Uyuyorsunuz mu? Uyku saati mi geldi? He? Kız? Sizin saat ayarınızı biraz düşürelim mi? Saatimiz kaçta kapanıyormuş? Saatimiz... 22 11'de kapanıyormuş. Bunu biz 10 yapalım. Akşam kış tarifesine geçtik. Evet. Bundan sonra saat 10'da kapanacak. 10'da kapanınca gece lambası yakacağım şimdi. Gece lambasıyla. Zaten gece lambası da burayı hemen hemen bu ışığa yakın yapıyor. Orada bir 4 wattlık gece lambası var. Evet. Durum bu. Buradaki karışık kümesimizde de koluna da halı kestik koyduk. Hemen halının üstüne incelediler. İlk önce 2-3 tane yer yaptılar. Daha sonra 3-4 tane de oraya yaptılar. Bunlar da alışırlar. Değil mi kızlar? Tüseklerimiz havada. Görünüyor mu? Evet. Bu plastik ızgaralar çok memnun kaldım. Çok iyi. Burada da güzel oldu ama anlatmaya gerek yok. Şimdi bir iki hafta sonra sobamızı da kurarız inşallah. Şu ortadan birkaç yer alıp sobayı kurmadan önce de mecbur soba ağır olduğu için ızgaraları sökeceğiz. Söktüğümüz kadar bir bölüm temizleriz. Bakalım bunun sökümü ve altının temizlenmesi ne kadar kolay olacak. Kolay olmasa bile, zor olsa bile razıyım. Niye? Talaştan daha iyi arkadaşlar. Talaşın torbasına 10 lira para veriyorduk. Bundan sonra talaş almayacağız. En azından bahçeye atacağımız gübrede de talaş olmayacak. Safi gübre olacak. Yani sek gübre olacak. Vallahi iyi oldu ya. Folluklar. Şimdi şu karşıdaki tüne bu tarafa ya da bu tarafa kaydırmak için burayı tel yapmam lazım. Ondan sonra bakacağız. Karşıya bir tane 20 tane bir forluk alalım. Paramız olunca inşallah. 20 forluk aldıktan sonra da o tüne nereye yapacağımıza karar veririz. Muhtemelen bu tarafa dayarım. Buraya dayamak için de yukarıyı burayı telle kapatmam lazım. Orayı telle kapatacağız. Bu bölümü de telle kapatacağız. Yani burayı kesin yapacağız. Onun için 1, 2, 3, 4. Evet, biraz daha 5'e 5 tahta almamız lazım. Tahtaları aldıktan sonra telimiz var zaten. Buranın ikisini kapatacağız. Şuraya bölmeleri yaptıktan sonra burada tavuk kalmayacak. Burayı güzelce temizleyeceğim. Buraya folluk koymayacağım. Niye folluk koymayacağım? Çünkü burayı yarka kafesi yapacağım inşallah. Veyahut da civcivleri de koyabilirim. İleride inşallah. Öyle düşünüyorum. Onun için de buradaki yarkaların ve civcivlerin rahatsız olmaması için bu yan tarafları ve bu iki yan tarafı tahtayla kapatıp veyahut da plastik bir malzemeyle kapatıp tavukların buradaki civciv ve yarkaları strese sokmaması lazım. Yani bu taraf iki yamacına, iki tarafında bağlantısı kesilecek ki yoksa buraya koyduğunuz civciv ve yarkaların strese girerler. Niye strese girerler? Buradaki tavuklar buradan, oradaki tavuklar ozarda oradan buradakileri strese sokar. Onun için iki tarafta kapalı olacak inşallah. Bakalım, daha o zamanlara çok var. Buluşkan makinesi almamız lazım ilk önce. Yavaş yavaş inşallah olacak. Son durum bu. Şimdi eve çıkacağım. Duşumu alacağım. Yemeğe oturmam, yemeğe yemem. Saat 10.30 olacak. O zaman hafif bir şeyler yemek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
emeğe saygı gösterip videoma yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Beğenmeseniz de canın sağ olsun. Abone olmayanlar da varsa halen abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yarın pazartesi. İyi haftalar diliyorum. Allah'a emanet. Hoşça kalın.